Beyhancığım, 6. sezonun en zor tadımı bu. Neyse ki bu tecrübeye sahipsin. Eleneni, kazananı sen belirliyorsun. Dahası kendin için mücadele ediyorsun. Puanlarımız çok kritik noktada. Gerçekten birazdan anons edeceğim. Edeceğim ismi ben tahmin bile edemiyorum. Beraber göreceğiz. Beyhancığım, hazır mısın bu yüke? Hiç böyle titriyorum. Afiyet olsun. Şerbetini güzel çekmiş. İçindeki kadayıf şeyi güzel olmuş. Bu tabak şu an iyi. Keki güzel kabarmış keki herhalde. Güzel ıslanmış diyorsun. Evet, ıslanmış. Kadayıfını beğendin? Beğendim. Kadayıfını, muhallebisini, kekini beğendim. Afiyet olsun. Bundan daha güzel tabak varsa... Tabii ki. Bugün öyle bir gün. Kimse kimsenin gözünün yaşına bakmamalı. Son kayınvalidesin. Son 3 tabak. Bak bundaki ıslaklık bunda yok. Muhallebi yok ama tadı da yok muhallebinin. Kadayıfını çok kızartmış ama bunun şeker tadı da az. Şerbeti koyunca demek ki tat veriyor ya. Bunun da o kadar ıslaklık yok. Hepsinde şeker var. Muhallebi de şeker var, evet, kek de şeker var. Ama bak bunun var. Muhallebisi. Krema bunda muhallebi var. Olmadığı halde tadı yok aşkım. Azıcık şuradan muhallebi aldım, tat yok. Hiçbir şeyin beğenmedin. Beğenmedim ben bu tabağı. Geçelim. Günün son 2 tabağı. Kupkuru. Bunun kadayıfı da biraz daha açık bundan. O açık, bu daha koyu. Ben şimdi ne diyeceğim? Burada hiç şeker yok. Niye böyle? Muhallebi de mi, kek de? Muhallebi de hiç şeker yok. Koymamış şeker. Tatlı şeyi kuru. Muhallebiye şeker mi koymamışlar? Muhallebiye vallahi şeker koymamış. Koydunuz değil mi normalde? Ama çok... Koymadınız mı? Sıfır. Kız yine aferin aldım benden. Niye? Muhallebiye şeker koymamışlar. Koymamışlar ama o tatlı. Ha, şerbet tat veriyor. Ha. Muhallebiye değil evet. mi? Sade sıfır. Tadı yok. Tamam, kıvamı, ya şeker koymamışlar, onu çözdük şu an. Ama bir şey söyleyeceğim. Kıvamı nasıl? İrmik var içinde. Kıvamı olsa da ne kekinde tat var, ne muhallebisinde tat var. Hani böyle bir saman gibi böyle bir tat. Aa. Yok, vallahi yok. Yani bunu hiç, ben bunu hiç beğenmedim. Haftanın son tadımında son tabak, kader tabağı. Islaklığı az olsa da tadı var. Keki de çok fena bir kek değil. Muhallebisinde açık, şeker eksikliği var ama kekinde tat var. Muhallebide hiç şeker yokmuş zaten. Yokmuş ama şerbet dökünce muhallebiye de geçer yani. Evet. Bu tabağda biraz. Nasıl bir puan vereceğim ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Biraz beğendim. Beni korkuttun şu anda. İyi düşün lütfen. Gerçekten şu anda senin yerinde olmayı hiç kimse istemezdi. Bak, ekran başında o kadar buraya gelmek isteyen ben izleyici vardır. Bulamadım. Kimse şu an Beyhan Öksüz'ün yerinde olmak istemezdi. Allah'ım bilmiyorum. Nefesimi tutuyorum. Hadi ver puanlarını. 1. İkinci tabak 1 puan. 1. Üçüncü tabak 1 puan. Bu tabağı çok beğendim. 5 veriyorum. Birinci tabak 5 puan. Ama ben bu yeşimi bugün bulmazsam giderim. Bunu da iyi biliyorum. Sizlerden de ayrılmak istiyorum. Kızı ağlatmayın beni ya. Yeter artık. Yeter, isyandayım. Ben bulamadım yeşimi. Ona da bir ver. Bulamadım. Dördüncü tabakta 1 puan. Yani bu 5 puan bizi kurtarırsa kurtarır. Kurtarmazsa gideriz. 3 tane birimiz var. Çok zor bir
Yüzleşme olacak. Şunu açalım. Üç tane birden bir tanesi hangi gelini yakacak? Bu birler hiç hayra alamet değil çünkü. Hazırsak öğrenelim. Üç tane birden bir tanesi. Önümüzdeki bu üçüncü tabak. Aç görelim kimmiş. Son puanı bir bu gelinin. Şafak. Beyhan teyze, üç tabağa da bir verdin. İnşallah o birlerden biri gelinindeydir, biliyor musun? Bulamadım zaten. İşte bulamadın ama mesela şey yapabilirdin. Hani ne ben tabağım için niye söylemiyorum bu defa. Ya? Niye hani en azından... Bak dördü biraz daha beğendim. Belki dördün altından şey çıkıyor. Gelin çıkacak bugün. Dua et çıkmayayım oradan. Sen her buraya geldiğinde bir şeyi merak ediyorsun ya. Ben seni ilk defa aydınlatayım. Her geldiğinde kayınvalidelere tek tek soruyorsun. Yeşime ne verdiniz? O geline ne verdiniz? Ben sana söyleyeyim mi? Herkes bugün bana bir verdi. Ellerinle o dördüncü tabaktan çıkarsam, bana bir vermişsem... ...demek ki gitmemizin sebebi sensin. Sana bir şey de demeyeceğim, kızmayacağım. Belki de gitmemiz gerekiyordu. Belki de verdiğim beş bile bizi kurtarmayacak. Çünkü evet. Son gün mücadele etmek hiçbir işe yaramıyor bazen. Belki de o beş de bir işe yaramaz. Çünkü ben şunun farkındayım, bilincindeyim. Bu hafta çok kötü bir hafta geçirdim. Puanlarım düşük. Onu biliyorum. Sunucu puanlarını bilmiyorum ama kötü olduğunun farkındayım. Belki de gerçekten bugün gitmemiz gerekiyor ya. Bak ben kendi tabağım için yorum yapmadım şu anda Beyhan teyze. Üç tane tabağı da zaten bir verdin. Bak üç tabağı da bir verdim. Ben diyorum ki şu an yeşimi bulmak için birinci tabağa beş verdin. Dördü de biraz beğendin. Ya bir dördün altından da yeşim çıkarsa ne olacak diye soruyorum. Kendini sorgulaman için ben sana bu soruyu soruyorum. Yani Nursel Hanım ısrarla diyor ki içerisindeki muhallebiye şeker koymamışlar diyor. Sen ısrarla tatsız olmuş diyorsun. Kendi de fark kekinde de tatlı yok. Hadi muhallebinde yok, kekte de tatlı yok. Bakalım kimi yaktın, kimi ateşlere attın. İkinci birimiz, sahibini bulalım. Aç. Tuğba. İnşallah senin elinden giderim. O da sana vicdan azabı olarak içine batar. Yeşim benim puanlarım düşük diyor da benimki daha düşük, farkında değil. Beğendiğin tabaklarıma verdiğim birlerin vicdan azabıyla burada yarışmaya devam edersin. Niye ben vicdan azabı çekeyim Tuba? O tabağı beğendin. Beğendim ama ben ne dedim? Ben ona üç de versem, yeşimi bulamadığım için yeşim de çıksa... ...ondan sonra şey dedim ben bizi kurtarmayacak. Tamam belki verdiğin üç beni kurtarırdı. Hani tabağımda bir emek ben var ya... Ben gidiyorum da sen niye kalıyorsun Tuba? Ha sen bir kuyuya düştün. Ben gidiyorum da sen benim arkada neler yaşadığımı sor kayınvalidelere. Asker gibi vallahi voltata. Vallahi dört gün yatarsan bir gün volta atman çok değil. Burada tezgahın arkasında 8 kere, 9 kere, 10 kere hareket ediyoruz bir yemeği yaparken. Sen gelip beğendim deyip bir veriyorsun mesela. Nerede hak adalet? Ama ben... Adaleti i̇ki ben, ver. Ben adaleti sizden öğrenmeyeceğim. Beyhan teyze iki ver. Ben yeşimi bulduysam buldum, Beyhan bulmadıysam teyze. Giderim. Beğendin ya. Bu kadar basit. İki ver. İnşallah. Veremem. Ben de herhalde bu programı beceremiyorum. Bu kadar herkesle o enerjimi... Yani sen ne hissediyorsun onu hissediyorum. Öbürü geliyor onu hissediyorum. Vallahi ben de yoruldum ben. Eğer beş vermediysen gidiyorsunuz. Belki beş bile kurtarmayacak yani. Tutar mısın birinci tabağın kenarlarından? Birazdan sadece bir tabak değil, dünyaları kaldıracak Beyhan kayınvaliden. Burada varoluş mücadelesi sürdürüyor. Yani aslında belki de bu tabağı kaldırırken eşimin de hayallerini ortadan kaldırmış olacak. Gözde mi, yeşim mi? Hadi öğrenelim. Yapalım şu işi. Aç. Ay yeşim ya, yeşim. Ay Beyhan abla, tebrik ediyorum seni. Ya. Aferin sana. Aferin. Aferin. En azından gelinin odaklandı, buldu. Kafasını karıştırmadı, buldu. Ya bilmiyorum, ben şu an mesela aldığım beşi şey yapamıyorum. Ben bu hafta kendime şu soruyu çok sordum.
galiba diyorum ki ben gitmek mi istiyorum? Yoruldum mu? Tükendim mi? Bir şeyler ters gidiyor. Bugün elenirsem belki bu an yarışmanın verdiği şeyi anlamayacağım ama evde anlayacağım. Bilmiyorum. Ne olacak onu da bilmiyorum. Beş beni kurtarmadı belki de. Tabakla ilgili konuşacak olursak ben bugün herkesten ıslanması gereken bir kek niye ıslandı diye bir aldım. En azından bunu öğrenmişsin. Ben kendimi bugün çok şartladım ağlamayacağım diye. Yeşim elenirsen asla ağlama. Son günün belki de çok şey manidar geldi tatlının adı da. Yeşilimin tatlısı. Belki de yeşimin son tatlısı bilmiyorum. Senin de ağlamanı istemiyorum. Anın tadını çıkaralım. Buradan gülerek el ele gidelim istiyorum.